İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kesarya şehrinde 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlıkları, Artsakh Karabağ sorunu hakkında düzenli görüşmelerde bulunacaklar. Cavakkın Dilif Köyü Kutsal Vartanans Kilisesi'nde 7 Temmuz'da bir dini ayin gerçekleşecek. Suriye hükümetini desteklemek için Şam'da bir gösteri düzenlendi. Bilimsel Artsakh dergisinin 2019 tarihli yeni sayısının sunumu gerçekleşti. Kaliforniya'da 7.1 büyüklüğüne deprem kaydedildi. 1820 yılının bugünü Revont Alişan dünyaya geldi. Batı Ermenistan'daki Kayseri Kesarya'nın Koca Sinan ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında tahminen 7,5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu. Buluntuları incelemek için Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nden jeolog Matti Lehikonen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimleri Enstitüsü'nden jeomorfolog Mut Meyer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nden Faysal Bibi Kayseri'ye gelecek. Bu bölgede yeni kazılar planlanmaktadır. Çalışma ziyareti çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'nde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, 5 Temmuz'da Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan ile bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından Armen Press'e verilen bilgiye göre, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, Dağlık Karabağ Artsakh barış sürecinin şu anki aşamasına değindi ve ileriki adımları takip etmeye fırsat veren bu formatta düzenli toplantılar yapılmasının önemini vurguladı. Görüşme sonunda Dışişleri Bakanları, 2019-2020 yıllarında Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlıkları arasında sistemli bir düzenlenecek olan Artsakh temel sorunu ve dış politika sorunları hakkında bir görüşme planı imzaladılar. Cavakkın Dilif Köyü'nün Surkvartanans adlı kilisesinde Papaz Armaş Bosyan başkanlığında 7 Temmuz günü saat 10'da bir ayin düzenlenecek. Dilif Köyü'nün toplam nüfusu 1500'ün üzerindedir. Yerlilerin ataları 1829'da Batı Ermenistan'ın Muş ilinden göç etti. Orta Çağ'dan kalma eski Surp Vartan Şapeli'nin bulunduğu yerde yerel halkın katılımıyla Vartanans Kilisesi inşa edildi. Surp Minas, Surp Davo, Surp Grigorlu Savoriç ve diğerleri köyde bulunan kutsal ziyaret yerleridir. Birçok kutsal nesneler ve dini kitaplar evlerde bulunmaktadır. Dilif Köyü'nün sakinlerinin hepsi Ermeni olup, Hınus lehçesiyle konuşmaktadırlar. Suriye'nin başkenti Şam'da Al-Nebek semtinde binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenlendi. Mitinge katılanlar Suriye bayraklarını sallayarak sadakatlerini ifade eden sloganlar attılar. Bir dizi katılımcı Suriye ordusunun yanında teröre karşı son zafere kadar kalacaklarını vurguladı ve orduya Şam ve ülkenin tamamında barışı sağladıkları için teşekkürlerini sundu. Miting katılımcıları özgür, bağımsız ve birleşik Suriye için sonuna kadar savaşmaya hazır oldukları konusundaki kararlılıklarını yenilediler. Genç Bilim İnsanları ve Artsakh Uzmanları Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun yayın organı olan Bilimsel Artsakh Dergisi'nin editör kurulu üyeleri ve köşe yazarları ile buluşma tartışma Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'teki Varlex Garden Oteli'nde gerçekleşti. Toplantı sırasında derginin 2019 yılının yeni sayısı tanıtıldı. Artsakh Press muhabirine göre Bilimsel Artsakh Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Avedi Garudunyan etkinlikte bir açılış konuşması yaptı. Derginin ikinci sayısının halka sunulmakta olduğunu belirtti. Bilimsel Artsakh Dergisi'nin amacı Artsakh'ı dünyaya bilim yoluyla sunmasını sağlayacak olan bilimsel diplomasinin gelişimine ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Servisinden verilen bilgiye göre yeraltı titremeleri yerel saatle 8:20'de kaydedildi. Deprem sonucu birkaç kişi yaralandı, birkaç apartman hasar gördü ve neredeyse 2000 kişi elektriksiz kaldı. Revont Alişan olarak tanınan Kerope Alişanyan, 6 Temmuz 1820'de Konstantinopolis'te doğdu, 9 Kasım 1901'de Venedik'teki Surp Lazar Adası'nda vefat etti. Ermeni şair, filolog, tarihçi, coğrafyacı, tercüman ve
etnograf olan Alişan, 1838 yılından itibaren Venedik Mıhtaryan Cemaati üyesi. İlk öğretimini Çalıhyan Okulu'nda aldıktan sonra eğitimine 1832-1841 yılları arasında Venedik Mıhtaryan Okulu'nda devam etti. Daha sonra Bazma ve Bin editörü olarak Rafaelyan Okulu'nda ve Paris'teki Muratyan Okulu'nda öğretmen olarak çalıştı. 1886 yılında Fransız Bilimler Akademisi Onur Lejyonu'nun ödülünü aldı. İtalyan ve Rus bilim merkezleriyle çalışmalarda bulunmuştur. Alişan'ın Ermeni edebi ve bilimsel hayatındaki rolü paha biçilmez değerlidir. 1855 yılındaki meşhur Ermeni büyüklerinin coğrafyası adlı bilimsel çalışmasında tarihi Ermenistan'ın yerleşim bilimleri hakkında bilimsel coğrafik açıklamalarda bulundu. Alişan, tarihi Ermenistan'ın 15 eyaleti hakkında yazmayı hedefledi. Serinin ilk çalışması Ermenistan'da hiç bulunmayan Alişan, eyaletlerin tarihini ve coğrafyasını 1881'de Şirak adlı eserinde ince ayrıntılarına kadar incelemiştir. Daha sonra Armenoloji hazinesinde hiç eksilmeyen 1885 yılında Sisuan, 1890 yılında Ayrarat ve 1893 yılında Sisakan adlı eserlerini yazdı. 1881 yılında Venedik'teki 3. Dünya Coğrafya Kongresi'nde Alişan, Ermeni coğrafyası hakkında sunduğu raporunda Ermenistan'ın coğrafyasıyla ilgili pek çok sorunlara değindi. Alişan'ın 3400'den fazla Ermeni doğasına ait bitkileri ve çiçek çeşitlerini bilimsel olarak nitelendirdiği ve 1895 yılında Haybusak veya Ermeni Botaniği adıyla yayınladığı bilimsel çalışması dikkat çekicidir. Alişan, 45 ciltten fazla engin bilimsel mirasına sahip olması ile Ermeni bilimi olan Armenolojinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size tanınmış etnograf Revont Alişan'a ait Pampora'dan adlı eseri sunuyorum. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.